Psikolog Bahar Eren Kılıç, SEGA danışmanlık kurucusu, aynı zamanda psikoloğuyum. Bu süreç bizim alt tabanlarımıza karşı çok fazla etkide bulundu. Bu süreçte insanlar sürecin belirsizlik sürecinden kaynaklanmasından dolayı kişilerin tedavi sürecini tam bilmemesi ya da bu süreçte neler olacağı ya da sonucunda bizleri nelerin beklediğini bilmemesinden dolayı çok büyük kaygı yaşadılar. Şimdi ilk olarak kısaca panik atak ve kaygı bozukluğunun, anksiyetenin ne demek olduğunu açıklamak istiyorum. Panik atak dediğimiz kavramımızda gerçek veya herhangi bir belirtisi olmamasına rağmen şiddetli fiziksel belirtiler gösteren korku atağıdır panik atak. Panik atak dönemlerinde kişiler genel olaraktan kalp krizi geçiriyormuş gibi, ölüyormuş gibi hissedebilirler. Bunun tabii ki de belirtileri baş dönmesi, bulantı, kalp çarpıntısı, göğsünde sıkışma, karıncalanma, uyuşma gibi kavramları bunların içine alabiliriz. Bunların nedenleri nelerden kaynaklanır diye soracak olursanız, çevresel faktörler, genetik faktörler, özellikle genetik faktörler ve çevresel faktörlerin birleşimi olarak nitelendirebiliriz. Aynı zamanda kullandığımız bazı sakinleştirici ilaçları aniden bırakmamız, hızlı soluk alıp vermemiz ya da karbondioksit bazlı ilaçlar kullanmamız diyebiliriz bunlara. Bu konuyla alakalı gündemimizde özellikle sosyal medyada doğru ya da yanlış birçok bilgi yer almakta. Bu doğru ya da yanlış bilgilerin doğruluğuna ulaşmak bizim için zaman alıyor. Koronavirüs bizim ülkemizde bazı konularda araştırma yapmayı ve bilinçlenmeyi sağladı. Şu anda tüm toplumumuz koronavirüs hakkında bir bilgisi var. Lakin bu dönemde yaptıkları araştırmaların doğruluğu ve yanlışlığı insanları çelişkiye düşürüp kaygılarını arttırıyor. Bu yüzden de kişilerde genel olaraktan temizliğe doğru giden bir takıntılılık davranış örüntüsü var. Kişilerimiz sürekli süreci takip ediyorlar. Sürekli olaraktan haberleri belli periyotlarla takip ediyorlar. Bunlara bir sınırlama getirilmesi gerekiyor. Kişinin bunu kendi yapması gerekiyor. Kişiler ilk başta kendi zihinlerinde bulunan abartılı ve olumsuz düşüncelerini nötrize etmeliler. Yani bu düşüncelerini kendilerine göre şekillendirmeliler. Bunu şu şekilde de açıklayabiliriz. Kötü düşünce kötü duyguyu, kötü duygu kötü davranışı getirir beraberinde. Yani bu davranış örüntülerinin asıl nedeni zihnimizde oluşturduğumuz kötü ve abartılı olumsuz düşüncelerimiz. Kişiler bu olumsuz düşüncelere düşmeden kendini olumlama yaparak olumluya yönlendirmelidir. Bu süreçte kendilerine yeni bir hobi edinebilirler. Kendi bulundukları süreçlerini birazcık değiştirmeyi hedeflemeleri gerekiyor. Örneğin ben karantinadayım, artık kimse yanıma yaklaşmayacak, ben koronalıyım, şu bu gibi olumsuz düşüncelerin yerine kendilerine daha farklı. Bunu yeneceğim, yendikten sonra daha bilinçli bir birey olacağım. Sonrasında kendilerine yeni bir hobi edinmeleri gerekiyor. Bunlar kendi hayat çerçeveleriyle alakalı olabilir. Bu süreçte kişileri herhangi bir söz, cümle kurmak herkesi farklı tetikleyebilir. Genel olarak kişilerimizde bulunan özellikle bu dönemdeki hassasiyetten dolayı her birey kendi bilinçli davranmalıdır. Sade ve sadece tepkisini dile getirmelidir ama bunu bireylerle münakaşaya girerek değil de daha resmi sınırlar çizerek gerçekleştirmelidir. Panik atak ve koronavirüsün solunum sıkıntısı benzerlik göstermiyor aslında. Bu dönemde yaşanılan panik ataktaki solunum sıkıntısı 10 ile 30 dakika arasında sürmektedir. Kişiler bu süreçte kendilerine yönelik ben korona mıyım, koronavirüsümü kaptım deyip kendilerini tetikleyici cümleler kurmaması gerekiyor. Çünkü 10 ile 30 dakika sonra kontrol tekrardan eski seviyesine ulaşır. Evet, bu dakikalarda en yüksek seviyesine ulaşır. Bu yüzden insanlar bu şekilde düşünüyor olabilirler. Lakin bu zaman aralığından sonra eski kendi kontrol mekanizmalarına geri dönerler.